Eski ve yeni proje anlayışı. Değişim kaçınılmaz, bu şirketler için de geçerli. Geçen sohbetimizde proje ve operasyon arasındaki tanımdan bahsettik. Neye proje denip denmeyeceğinden bahsettik. Bu tip tanımların yapılması bunun sürekli böyle kalacağı anlamına gelmez. Projelerde de belirlenen parametreleri süre, adam, gün veya bütçe gibi zaman içinde değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır. Projelerin başladıktan sonra değiştirilmemesi veya değişmeyeceğine ilişkin bir inanç vardı. Ama şimdi çok sık değişimler olabileceği, bunun birçok sebepleri olabileceği, önemli olanın bu değişikliğe hızlı adaptasyon ve etkin çözümler üretmek olduğu anlaşıldı. Eskiden projeye kim başlarsa onun bitireceğine olan inanış yüksekti. Herhangi birinin işten ayrılması veya başka önceliklere geçmesi projeleri zorlaştırırdı. Fakat proje yönetimi, rol ve sorumlulukları şirketlerde eğitimlerle aktarıldığında artık projelerdeki sorumluluklar başkalarına rahatlıkla aktarılabilmekte. Hedeflerin netleştirilmesine, sabitleştirilmesine çalışırdı. Tek bir hedefe odaklanırdı. Ama artık hedefler de çok değişken, zaman içinde koşullar değiştiği için hedefler de değişebiliyor. Ama paydaşların da bu durumun olumsuz taraflarını daha iyi algılayıp doğru aksiyon göstermeleri gerekiyor. İletişimin altı çok fazla çizilmezdi projelerde. Emir-demir ilişkisi yüksekti. Ama bugüne baktığımız zaman birden fazla uzmanlık alanındaki paydaşın iyi bir koordinasyonu ve hedefe kitlenmesiyle işin başarılabileceğini görebiliyoruz. Teknolojinin de değişim hızının çok fazla olmadığı söylenebilir. Fakat şimdi projeler daha bitmeden teknolojiler değişmekte. Biz de bu teknolojilere adapte olmak zorunda kalmaktayız. Eskiden süre, bütçe ve kapsam dışında bir kalite hedefi belirlenmezdi. Fakat şimdi başarı hedefi olarak başarı kriterleri belirlenmek zorunda. Başarı kriteri sadece bütçenin zamanında ve bütçesinde bitmesi değil, hedeflenen kriterlere ulaşması olarak algılanmakta. Eskiden projeleri yönetirken belki 3-5 aktivite veya kağıt kalem yeterli olabilmekteydi. Ama şimdi bir projeyi tek başına böyle kağıt kalemle yönetmek çok mümkün olmamakta. Bunun için bilgi işletim sistemlerine, proje yönetim bilgi yazılımlarına ihtiyaç duyulmakta. Projeleri başladıktan sonra bitirmek veya bitirdikten sonra yaşatmak gurur meselesi yapılabilirdi. Fakat şimdi birçok proje daha başlangıcında çıkış stratejilerini hazırlıyor. Proje sürekli takip edilerek zarar ettiğinde veya daha büyük zarar oluşturacağı fark edildiğinde rahatlıkla vazgeçilebiliyor. Teşekkür ediyorum. Bu kısa konuyu sizlerle paylaştım. Umarım keyif almışsınızdır.